Yine bir videoda karşınızdayım. Bugün de birazcık yüksek lisans konusundan bahsetmek istiyorum. Şimdi yüksek lisans, evet, nedir ve neden yapılır? Yüksek lisans dediğimiz zaman genelde lisans eğitimimizi bitirdikten sonra tekrar eğitime devam ettiğimiz bir yüksek öğretimin devamı diyebiliriz. Hem de aslında akademik camiaya girişin ilk basamağı. Yani eğer ileride akademisyen olmayı düşünüyorsanız, akademik çalışmalara devam edeceksiniz. Bir şekilde yüksek lisans bitirmeniz ve sonra doktoraya devam etmeniz gerekiyor. Ülkemizdeki sistem bu. Hani başka ülkelerde belki şöyle şeyler duyabiliyoruz. İşte direkt doktoraya alan bölümlerde olabiliyor ama genelde bizde eğer yüksek lisans, yüksek öğrenimle akademik camiaya devam edecekseniz, akademik çalışmalar yapmayı düşünüyorsanız yüksek lisans bitirmeniz gerekiyor. Tabii biz de baktığımız zaman pratikte bu yüksek lisans neden yapılır sorusunun ilk cevaplarından biri belki özellikle erkekler için askerlikten kaçmak için. Yani öyle bir gerçeklik var ülkemizde. Askerlikten işte şeyi tecrit süresini uzatmak için yapılan bir şey yüksek lisans. Tabii böyle olmamalı ama tabii son dönemde değişti birazcık. Hani askerlik bedelli askerlik daha herhalde kolay bir hale geldi, sistematik oldu. O yüzden bu motivasyon biraz daha düşmeye başladı herhalde askerlik için yüksek lisans yapmak. Onun dışında şu an tabii ki bir de malum işte işsizliğin yüksek olduğu zamanlarda memleket biraz daha hani yüksek lisans yapıp belki piyasaya çıkmayı hani öğrenci arkadaşlar biraz daha geciktirip bir iki sene daha bunun için düşünebiliyorlar. Veya işte daha belki iş bulma şanslarını arttırmak için de düşünebilirsiniz. Ben işte biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Yani yüksek lisans konusunda kendi fikirlerimi konuşacağım. Ama tabii ki yine şu uyarıyı yapmak zorundayım. Hiçbiri söylediklerim şey yatırım tavsiyesi değildir. Hani finansçıların finans programlarını izlerseniz televizyonda böyle bir ibare çıkar. Yatırım tavsiyesi değildir diye. Çünkü hani buradaki yorumlara bakıp yatırımlarınızı yönlendirmeyin. Sonra zarar edersiniz de bizden hesabını sormayın diye o uyarı yapılır. Burada da aslında bir yatırımdan bahsediyoruz. Yani eğitim de aslında bir yatırım değil mi? Kendimize yaptığımız bir yatırım. Yatırım ne demek? Yani siz önden bir şeyler için bir harcama yapıyorsunuz ve o harcamadan gelecekte bir beklentiniz var karşılığını almak için. Dolayısıyla yüksek lisans da bir yatırım olduğu için burada da tabii farklı görüşleri dinleyip kendi kararınızı vermeniz gerekiyor. Şimdi ben de yüksek lisans hakkında biraz işte kendi fikirlerimi paylaşacağım. Ben tabii yüksek lisans yaptığım için daha rahat konuşabileceğim. Hani yapmadan belki konuşsam şey denilebilir işte kedi uzanamadığı ciğere mundar der gibi cümleler söylenilebilir. Ben yaptım yüksek lisans, hatta iki tane yaptım. Daha da iyi konuşabileyim diye yani rahat rahat. Yüksek lisans koleksiyonu yapıyorum ben. O yüzden iki tane yapayım dedim. Şimdi yüksek lisans, ben mühendislik üzerine yaptım bir yüksek lisansımı. Bir tanesinde işletme yüksek lisansı ve MBA denilen işte iş yönetimi aslında tam açılımı olan yüksek lisanstan yaptım. Şimdi öncelikle şu soruya bakmak lazım. Yüksek lisans yapmak iş hayatında gerçekten hani özel sektör için konuşuyorum tabii iş hayat derken. Kamu için bir şey diyemiyorum. Kamuda farklı sistemler çalışabiliyor veya işte yüksek lisans tazminatı gibi şeyler var. Benim de kamuda bir tecrübem olmadığı için ben tamamen özel sektör için konuşuyorum burada. Özel sektörde şunu gördüm ki yüksek lisans yapmanın Türkiye şartlarında bir özel sektörde bir getirdiği avantaj çok fazla yok. İstisnalar olabilir tabii ki. Belli kurumlarda bunun istisnası olabilir. Örneğin özel sektör değil tabii söyleyeceğim örnek. TÜBİTAK gibi kurumlarda özellikle akademik çevresi, akademik bir yani yapı olduğu için dolayısıyla yüksek lisansa özel bir ihtimam gösterilebiliyor böyle kurumlarda. Veya çok özelleşmiş veya işte savunma sanayi uygarlarda. Eğer konunuz da gerçekten hani o konu yapılan çalışmalarla ilgili konularsa özellikle desteklenen şeyler de olabiliyor yüksek lisans. Yani size işte işten izin verilebiliyor belki bir gün derslere gitmeniz için veya işte teşvik edilebiliyor. O da mümkün. Ama genel olarak özel sektöre geneline baktığımızda yüksek lisans çok avantaj getiren bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Özel sektörde her zaman öne geçen şey iş tecrübesidir. Hatta şuna da şahit oldum. Yani çalıştığım bir uluslararası firmada orada çalışan bazı arkadaşlar daha önceden üniversitede araştırma görevlisi olarak birkaç sene çalışmış durumdalardı. Ama ona rağmen o araştırma görevlisi oldukları dönem bile iş tecrübesine çok fazla sayılmadı. Yani onu gördüm. Dolayısıyla özel sektörde eğer çalışmayı düşünüyorsanız özel sektör için iş tecrübesi daha önemli. Yani mezun olup bir iki sene daha okulda zaman geçirmek yerine hemen iş hayatına atılıp inşallah bir iş bularak tabii devam etmeniz size daha çok şey kazandırabilir. Ha yüksek lisans yapmayı tekrar düşünebilirsiniz tabii ki. Ben şunu öneririm. Mezun olduktan sonra hemen tekrar yine böyle bir öğrenci hayatına devam etmek yerine yüksek lisansla iş hayatına girip sonrasında yüksek lisans yapmak bence daha faydalı olabilir. Çünkü iş hayatını görüp biraz neler önemli, neler önem kazanıyor. Belki
iş hayatından göreceğiniz konularla bir şeyler yapabilirsiniz. Onun dışında gerçekten yüksek lisansın doğrudan özel sektöre de bir iş avantajı getirdiğini ben düşünmüyorum. Eğer akademisyen olmayı düşünüyorsanız tabii ki mecburen yapmak zorundasınız. Ve onun için de şu uyarıyı yapmam lazım. Lisans okuyan arkadaşlara hala kesinlikle notlarınızı yüksek tutmak zorundasınız. Yüksek lisans değer istediğiniz yerlerde bunu yapabilmek için. Çünkü ben mesela şahsen bilgisayar mühendisliğinde yapmak isterken yüksek lisansımı hatta bilgisayar mühendisliği veya elektronik mühendisliği ikisine de başvuru yapamamıştım. Çünkü not ortalamam tutmuyordu. Benim not ortalamam lisanstaki ortalamam düşük olduğu için yani 4 üzerinden 2.51 lisans ortalamam var ayıptır söylemesi. Dolayısıyla kontrol ve otomasyon mühendisliği bölümünde yaptım. Ve şu anda da rahatlıkla söyleyebilirim ki bu yaptığım yüksek lisansın bana sonrasında getirdiği hiçbir avantaj olmadı. Yani açık onu söylemem lazım. Hani yüksek lisansım var mı? Var. Yüksek lisans diplomam var mı? Evet var. Ama hani bunun sayesinde sen şöyle bir avantaj elde ettin mi deseniz buna verecek bir cevabım yok. Peki bir yüksek lisans yaptın sonra niye işte bir daha bir yüksek lisans yaptın yetmedi mi derseniz. İkinci yüksek lisansı ben birazcık kendi kişisel isteğimle yine yaptım. Önceki de gene kendi kişisel isteğimi tabii ki zorla kimsenin zorlaması da yapmadım ama öbürü biraz daha motivasyonluydum. Çünkü biraz daha iş dünyasının işin iş tarafını yani iş kelimesi Türkçe'de tam karşılığı yok maalesef. Biz işe de iş diyoruz. İşte iş kurmaya da iş diyoruz. İngilizce'de biliyorsunuz işte iş çalışılan iş var bir job. İşte bir de iş dünyası dediğimiz business denen şey var. Ben işte orada business denen tarafı biraz daha tanımak işte pazarlama, finans gibi şeyleri. O yüzden özel bir üniversitede, Bilgi Üniversitesi'nde, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. MBA. Ve bayağı da hani iyi bir para vererek yapıyorsunuz onu. Dolayısıyla yani iki cebimden para, özellikle de fazladan para vererek bunu yaptım. Hem de zaman harcayarak. Yine haftada bir gün derslere gidip işte hafta sonları tamamladım. Ama gerçekten yani mühendislik yüksek lisansıma nazaran MBA yaptığım lisanstan daha çok keyif aldığımı ve hiçbir gün derste aksattığımı hatırlamıyorum. Ve tamamladım. Oradaki ortalamam da daha iyiydi yani lisans notlarıma göre tabii ki. Dolayısıyla şimdi peki MBA yaptığımda ne oldu diyebilirsiniz. Ama dediğim gibi benim kendi kişisel ilgim ve alakamla alakalı. Yani MBA yaparken de insanların farklı motivasyonları olabiliyor. Kimisi yöneticilik tarafına kaymak için yapabilir. Kimisi kendi işini kuracağı zaman daha tecrübeli olmak için kurabilir. Bunun faydası var. Yani öneriyorum zaten yöneticilik gibi şeyleri düşünüyorsanız işte veya firmanız sizi zaten o yola soktuysa bir şekilde zaten biz mühendisler bir şirkette biraz uzun süre kaldığımızda ister istemez yöneticilik tarafına doğru biz kayıyoruz. Çünkü oranın tecrübelisi oluyorsunuz ve mühendisler de genelde yönetici olma potansiyeli taşıyoruz. Bakarsanız dünyaya da yani üst düzey yöneticilerin birçoğunun hem ülkemizde hem dünyada genelde mühendislik kökenli olduğunu görürsünüz. Çünkü dünya da birazcık artık sayısal ağırlıklı olmaya başladı. Çünkü teknolojiden bahsediyoruz artık. İşte hep konuştuğumuz şeyler veri bilimi, yapay zeka bunların hepsi aslında hep mühendislik konuları. Artık pazarlama dediğimiz bölüm bile hani geçmişte çok daha sosyal bir taraflı bir konuyken bugün artık veri tabanlı pazarlamadan bahsediyoruz. Ve pazarlama alanı bile artık sayısalcı işi olmaya başlıyor. Dolayısıyla biz mühendislerin de böyle yöneticilik kademesinde şansı oluyor doğal olarak. Ama bu bahsettiğim böyle hemen ben yönetici olacağım modundan ziyade birazcık daha tecrübe kazanıp üzerine de belki işte MBA gibi eğitimleri koyup bunun üzerine gitmek. O yüzden MBA'yi de ben biraz şimdi bu yönlerini de öğrenmek için yaptım. Yoksa hani MBA'yi bitirdim kapıda beni zaten birkaç şirkette böyle CEO'su olayım diye beklemiyordu. Yani öyle bir durum da yok. Öyle bir şey beklentiniz olmasın. Yani biraz daha toparlarsak konuyu. Yüksek lisans yapacaksanız tabii ki yapın. Yapmak istiyorsanız bunu yapmamanız için bir sebep yok. Ama doğru sebeplerle yapmak ve içeriğini doldurarak yapmak önemli. Çünkü hani benim bahsettiğim genel şeyler ama siz öyle bir yüksek lisans yaparsınız ki, öyle bir hocayla yaparsınız ki bakın yüksek lisansda hoca faktörü önemlidir aslında. Lisansta hocalar farklı hocalardan ders alırsınız ama yüksek lisansta tezinizi yapacağınız hoca önemlidir. Yani birazcık aslında yüksek lisans akademiye giriş, akademisyenliğe de giriş şeyidir ve biraz aslında o akademideki usta-çırak ilişkisinin başladığı noktadır. Yani siz aslında tez hocanızla biraz artık bir hani şeye ısınma, akademik camiye ısınma çalışmalarına başlarsınız. Çünkü o sizi yönlendirir, şunu araştır, şunu yapalım, işte şu makaleyi yazacağız falan diye. Hatta bir iki de makale çıkarırsanız artık hani akademik camiaya da ısınmış olursunuz. Hatta şu an bildiğim kadarıyla belli zorunluluklar var yüksek lisans bölümlerinde. Yani yüksek lisans boyunca işte bir tane en az bir makale çıkartmak gibi şeyler de var.
Yani eğer içini doldurarak yaparsanız önemli. Yani veya işte kendiniz özellikle bir konuda kendinizi geliştirmek için. Mesela ben dediğim gibi iki tane yüksek lisans yaptım ama hani şu an elimden gelse bir tane daha yapmak isterim. Ne isterim mesela? Veri bilimi konusunda bir yüksek lisans daha yapmak isterim ama herhalde onu yapmam mümkün olmaz bu saatten sonra. Eşim de artık beni yani boşayacak artık bir yüksek lisans daha yaparsam. O yüzden ama tabii artık yapmak demek illa bir üniversiteye kayıt olup bunları resmi olarak öğrencisi olmak da önemli değil. Biliyorsunuz internette artık bugün birçok şeyde erişebiliyoruz. Hani resmi olmayan yollarla da yüksek lisans yapabiliriz. Yani elinizde diplomanın olmaması da çok bir şey fark etmeyebilir. Çünkü dediğim gibi kimse bana bugün yüksek lisans diplomamı sormuyor. Çok da özel bir avantaj getirmiyor. Hatta artık lisans diplomamızı bile çok soran olmuyor yani. Hani bir yerden sonra artık siz tecrübelerinizle devam ediyorsunuz yola. O yüzden ben yine özet olarak söylemek istersem lütfen yüksek lisans yapmayı düşünüyorsanız tabii ki yapın. Ama içini doldurarak doğru sebeplerle yapın. Doğrudan iş bulmaya kendisinin bir faydası olmayabilir. Hani illa yüksek lisansınız var diye kolay iş bulacaksınız diye bir şey yok. İş tecrübesi daha önemli. Bir an önce iş hayatına atılıp iş tecrübesi edinip sonra yüksek lisans yapmak belki daha da faydalı olabilir. Başka bir videoda arkadaşlar tekrar görüşmek üzere.